Tekrar beraberiz Zerrin Futbol'da. Günlerden pazartesi oldu. Salı sevgili seyirciler, Fenerbahçe'nin Zenit maçı var. Fenerbahçe'mize yürekten başarılar diliyoruz. Gerçekten zorlu bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin Zenit karşısında Avrupa'daki o iyi futbolunu oynayacağını ve ilk etapta avantajlı bir skorla St. Petersburg için bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Bunu belirtelim sevgili seyirciler. Evet, biraz önce tanıtımımızı izlediniz. Tanıtımda bir faal hakem, hem duyduklarımız, hem konuştuklarımız, hem yakın çevresinden aldıklarımız, hem konuşmalardan çıkan noktasına, virgülüne dokunmadan hepsini birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Bu sezon en çok konuşulan konu Merkez Hakem Komitesi. Bu sezon en çok konuşulan hakemler, faal hakemler var. Hepsi tartışma konusu. Şunu açıkça söyleyeceğim. Birazdan vereceğim haberle ilgili olarak, açıklamayla ilgili olarak kesinlikle ve kesinlikle kim olursa olsun ne bu stüdyoda ismini söyleyeceğim, o kişinin kim olduğunu, ne yayından sonra, ne yarın, ne öbürsü gün benle beraber mezara gidecek, aramak isteyen, araştırmak isteyen kim olduğunu bir şekilde yarın bir gün belki de o hakem çıkacak, kendisi açıklayacak veya bir başka gün veya ertesi gün, ama benden bu ismi kimse alamayacak. Bunun altında çizerek belirtiyorum sevgili seyirciler. Bazı mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi özellikle dünkü Ümit Öztürk olayı, sonrasında Alper Ulusoy ve VAR'la ilgili olarak ve tabii ki MHK'deki 306 numaralı oda, Merkez Hakem Komitesi'ndeki Halil Umut Meler olayı, birçok başlık var. Genç hakemlerle ilgili ismi geçen hakemler var. İsmi geçen tecrübeli hakemlerimiz var. Bir isterseniz ekrana getirelim. Bir dakika. Ben azıcık sana birkaç soru sormaya izin veriyor musun sevgili kardeşim? Bu röportaj sen bugün kaç sularında yaptın? Röportaj değil hocam. Bak, röportaj olsa... Ne diyorsun, anladıysan bu konuşmayı kaç sularında yaptın? Teleröportaj diyelim. Olur mu? Bu şöyle söyleyeyim hocam. Bir buçuk aylık konuşma ve arkasında bugüne sığan uzun bir konuşmanın bir sayfaya dökümü. Peki sen mi arıyorsun onu, o mu seni arıyor? Ben. Diyorsun ki X Bey, evet. X Hoca. Evet. Nedir bu işler diyorsun. O da sana anlatıyor, doğru mu? Evet. Peki, anlamış olayım. Gelsin mi ekrana? Buyurun. Gelsin, merak ediyoruz. Hadi o zaman. Bir görelim. Ekrana tam ekran gelsin. Süper Lig hakeminden itiraflar. Neyi üzülüyorsunuz ki? Neyi beğenmiyorsunuz? Bu hakemleri siz istemediniz mi? Alın size genç hakemler. Çocukların, bu genç hakemlerin bir suçu yok ki. Ne diyecekler? Bu maça beni vermeyin mi diyecekler? Nasıl diyecekler? Herkes Cüneyt mi ya da Fırat mı bunu diyebilsin? Atamalarda büyük sıkıntı var. İçeride büyük sıkıntı var. Mesela MHK'nin ve TFF'nin prenslerinden biri de var. Hakeminin biri de VAR hakeminin başına gelen sevgili Barış Şimşek. Çocuk sakat olduğu için sahada yönetemedi. Ama Merkez Hakem Komitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu onu mahrum bırakmadı. Ona sahip çıktılar. VAR'ın uzmanı oldu. VAR'dan para kazanmasını sağladılar. Çünkü VAR'ın ekstra kazancı var. VAR'dan ayrı, sahadan ayrı kazanıyoruz. Federasyon Barış'ı çok tutuyor. Verdiler işte Barış'ı başımıza. Gelelim Halil Umut Meler'e. Bu çocuk havaya girmeye çok müsait. Bu onun için çok sıkıntılı bir durum. Hakem havaya girmemeli. Halil buna çok müsait. Halil Umut Meler'den bir Fırat, Mete'den Cüneyt yaratılmaya çalışılıyor. TFF ve MHK tarafından. Şimdi bu çocukları ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Onun için hatalarını tolere ediyor TFF ve MHK. Ama ne oluyor? Genç hakemlerden bir Cüneyt, bir Bülent, bir Fırat yaratacağım diye zorlarsan iki maçta genç çocukları patlatıyorsun. O genç çocuklar sahalarda istedikleri kadar havalı dursunlar ama psikolojiyi kaldıramazlar, kaldıramıyorlar. Bu sebeple bir Cüneyt, bir Fırat, bir Bülent çıkmıyor. Ümit Öztürk olayına gelince çocuğun ne suçu var? Sorun atamalarda, dedim ya. Bilmiyorlar mı geçen sezon bu çocuk Alanya maçında sıkıntı yaşadı? Kimse ona hiç kızmasın. Kaldıramıyor çocuk bu maçları. Bu çocuğu Galatasaray maçına ne diye verirsiniz? Anlamı var mı? Bu çocuk da beni bu maça vermeyin, bu etaba vermeyin diyemez ki. Atamalarda sıkıntı var. Anladınız siz. Fırat'ı beğenmediniz. Cüneyt'i beğenmediniz. Genç hakemleri istediniz. Başka hakem mi yok dediniz.
alın size genç hakemler. Alper Ulusoy F.K.Off konusunda haklı. Soldado konusunda haklı. Ben olsam ben de atardım. Biz futbolcuyu gözümüzle takip ederiz. Soldado'yu gözüyle uzun uzun takip etti ve attı. Ben daha F.K dediği anda atardım. Kimi verelim abimize? Kimi istiyorsunuz? Söyleyin verelim. Kimi verelim abimize? Son olarak sorun bakalım MHK'ye. İyi sorun. 306 numaranın sırrı neymiş? 306 numaralı oda deyince ne anlıyorlar? Ben kısaca söyleyeyim. Bizim aramızda büyük rekabet vardır. Odayı bile paylaşmayız, paylaşamayız. Bu rekabet MHK'nin işine geliyor. 306 numaralı oda için kim kimlerle yarışıyor, kimler araya sokuluyor? Merkez Hakem Komitesi bunu iyi bilir. İfadeler bunlar. Ertem, zaten bu atama konusu yılların en büyük yarası. Atamalarda hep sıkıntı var. Yani bu Yusuf Namoğlu döneminde değil ki. Daha eskiden beri hep atamalar yanlış. Evet, hep konuşuyorduk. En doğrusu budur. Yani bakıyorsun bir hakem bir maçta hata yapmış. Mesela lehine tekrar o maçı çok kritik maça veriyorsun. Veya bir maçta çok kötü aleyhine bir hata yapmış. Onu uzun bir süre veremiyorsun. Veya evet. Bu tip şeyler var, sıkıntılar var. Doğru. Onun için atamalarda her zaman sıkıntılar var ve bakıyorsun hep aynı hakemler mesela klasik aynı maçlara çıkıyor. Şimdi bu kardeşimiz Ümit bu sene kaç tane Galatasaray maçını yönetmiş? Çok o yönetmiş değil mi? Ümit Hoca'nın 9. maçı oldu mesela, dün Galatasaray'a. Çok kritik dönemde gitti Kayseri'ye verdiler değil mi? Kayseri'ye verildi. Evet. Yani atamalarda kendi kendine hatırlayın Kayseri maçını hatırlayın. Çok kötü bir dönemde gitti Kayseri'den çok rahat. Yürüye yürüye geldi gitti. Hakem bir şey var mıydı? Yoktu. O ayrı bir şey. Hatta hakeme güvenmek farklı bir şey. Ama bu yıllardır atama konusunda yanlışlar yapılıyor. Yani hakemler atamalarını kim yapıyor? Nasıl yapılıyor? Hep denildi işte torba sistemi yapılsın. İşte olmuyor. Kalktı dediler. Torba sistemi yasak falan filan. Ama atamalarda adalet yok abi. Atamalarda doğru seçilmiyor. Doğru yapılmıyor. Şimdi mesela önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Muhtemelen Cüneyt Çakır. Başka hakem yok. Ya da belki Fırat'ı verirler yani. İki tane hakemin var kritik. Onun dışında veremiyorsun. Hakem veremiyorsun. Dolayısıyla bu genç hakemler ama bana izah edemez abi. Öyle çok net hatalar yapılıyor ki. Öyle çok korkuyorlar. Korkuyorlar yani. Hakemler baskı altında uğultuyla kart gösteriyorlar. Uğultudan korkuyor. Faul çalamıyor. Veya göstereceği varsa o takımın kendi yani ev sahibinin uğultusundan dolayı istediği kartı gösteremiyor. Faulü bile veremiyor. Maalesef bu baskıyı bu genç hakemlerimiz kaldıramıyorlar. Yani bu tamamıyla ayrıca da tam atama falan filan da ama bir de bu yetenek işi. Yetenek çok farklı bir şey. Cesaretli olmak hakemlerin. Yetenekli olması cesaretli olmaları veya korkuyor. Falanca camiayı karşıma alırsam uzun bir süre hakemlik yapamam. Ceza alırım. İşte para kazanamam. Bu da korku var. Dolayısıyla bu sıkıntı yıllarca böyle devam ediyor ve edecek de. Bunu düzeltir. Ama en büyük sorun hakemlerimizin atamadan ziyade kendi bireysel olarak yetenekleri yok. Yetenekli değil hakemlerimiz. Bilmiyor. Futbolu bilmiyor. Futbolcu psikolojisini bilmiyor. Şimdi diyor ki yanlış bir kelime var orada. Gözüyle takip ediyor diyor. Gözüyle takip ediyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ali Sami Yasad'da ben menajerken bir Galatasaray Beşiktaş maçı bir hakem var ismini vermeyeceğim. Ya Hasan ya Arif. Hakemin böyle yüzüne böyle küfür ediyorlar. Hakem hiç döndü gitti. Görmezliğe geldi. Çünkü o baskı var ki orada hocam. Duyacak, muhatap olacak atmak zorunda kalacak. Görmezliğe geldi. Bu da değil ama hakem kollamaz. Hakem aramaz atmak için. Yani maalesef işte bu da yanlış. Gözümle ben onu takip ederdim diyor. Yanlış mı söylüyorum hocam? Gözünle kullanır mı? Etmez. Ha, kullanır mı? Şimdi bak ben buradan detaylarda kalmam. Şimdi burada bir defa kim olduğunu ben bilmiyorum. Bir kanaatim var ama ismim vermem. Belki de kanaatim de doğru olmayabilir. Çok enteresan yazmışsın çünkü. Farklı kolpalar yapmışsın Ertem burada. Bir ters bir düz yapmışsın tam açık vermiyorsun. Şöyle söyleyeyim. Ha. Bir kere herkes bilir ki Fırat Hoca'yla bundan 7 sene önce, 8 sene önce bir sıkıntı yaşadık burada.
mahkemeliyiz. Cüneyt Hoca'ya uzun zamandır ulaşamıyoruz. Konuşuyoruz, sadece Dünya Kupası'na başarılar diliyoruz. Bülent Yıldırım Hoca'yla en son Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde görüştüm. Bir kere bu hocaları şöyle bir kenara itelim. Bunun altını çizerek belirteyim. Hayır, bu da ters manyer olabilir falan. Ben bunları yemem. Ama şu anda benim bir kanaatim yok şu hakemdir diye. Burada sıkıntı şu. Burada bu çocuk sana aslında fazla şeyler söyleyebilmek istemiş. Fakat ürkmüş, tam söylememiş. Tam söylememiş. Burada önemli olan şu. Burada ben sabotajı görüyorum. Diyor ki biz hakemler arasında korkunç rekabet vardır. Hı hı. Rekabetin olduğu yerde kimse kimsenin iyi olmasını istemez. Ben dürüst konuşuyorum. Eğer biz ve başka spor programları arasında rekabet varsa ben onların iyi olmasını istemem. Çünkü ona en iyi ben olurum. Bu eşyanın tabiatına uygun bir davranış. Evet. Aksini söyleyen de yalancıdır. Yani bir hakem derse ki... Çok yalancıdır. Bir veya bir futbolcu derse ki ben oynamıyorum. Efendim şu olmasın, bu başı hayır. O başarısız olsun ki ben onun yerine geleyim. Şimdi rekabetin olduğu yerde entrika olur. Şimdi entrikayı kuracak öyle bir ortam hazırlanmış ki şu anda VAR sistemiyle. Bunun zararını Türk futbolu çekiyor. Soru şu, Türkiye'ye soruyorum. Bunun Galatasaray'la, Fener'le, Beşiktaş'la, Trabzon'la alakası yok. Sadece spesifik örnek veriyorum. Futbolu seven milyonlarca insana soruyorum. Sizce dün iki tane penaltılık problem, sorun yaşandı. Dünkü maç spesifik. Birincisi, verilen penaltı Onye Kuru'ya. Kaleci, genç kaleci Arda'nın yaptığı hareket. İkincisi ise Galatasaraylı Marcao'nun efendim o siyahi... Rodega. Hayır değil, ötekisi. Ekuban'a yaptığı basma hareketi. Şimdi arkadaşlar görüntüyü getirsinler, eğer görüntü olarak gazete fotoğraf görüntüsü olarak getirsinler. Ben de VAR hakemi olayım. Sinan da sağdaki hakem olsun. Şimdi getirebilir misiniz arkadaşlar? Evet, getiriyorlar ve şu Türkiye, anda. Bakın beni çok iyi dinleyin, önemli bir detay vermek istiyorum. Laf kalabalığı yapmıyorum. Şimdi bakın, bu ikinci yarıda Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon, benim gördüğüm Marcao Ekubo'nun ayağını kaldırırken ayağına basıyor. Siz ne gördünüz? Evet. Evet. Doğru mu? Türkiye'de doğru. Peki. VAR hakem ne dedi? Gitti. VAR'a gitti. Doğru mu? Evet. Bir de maçın başında kaleci Arda'nın Onyekuru ile bir kontağı var veya yok. Onun evet. da resmini verin. Verebiliyorsa arkadaşlar. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Açacaklar hocam. Şimdi açacaklar. Siz konuşmanıza devam edin hocam. Şimdi. Açıyorlar. Şimdi. Maçın başında kaleci, genç kaleci, 18'deki çocuk Arda ayağını uzattı. Bana göre uzatılan ayağı, top buraya gittiği için Onyekuru tıklattı, kendini bıraktı. Benim gördüğüm bu. Ha, bunu penaltı verdiği için de hakemi ağır eleştirmem. Teması kasıt gördü. Kalecinin ayağını kontrolsüz geldi, gördü. Penaltı olabilir yorumuna da ne yaptın, ettin, Allah böyle bir şey demem asla. Lakin şunu da derim. Ben VAR hakemiyim. Sinan da sağdaki hakem. Evet. Sağdaki hakem başarısız olursa ben onu geçerim. Oo. Şimdi tekrar söylüyorum. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Gizli hakem sana konuşmuyor, hakem yapan hakem ne diyor? Bizim aramızda rekabet var. Bugün yedek sol bekle oynayan sol bek arasında da rekabet var. Yedek sol bek der ki bu sol bek iyi oynamasın ki onun yerine ben oynayayım. Evet. İnşallah sakatlanır ki. Kıskançlık yapar. He? Kızgınlık yapar. Ya bu insanın doğasında var. Bunu söylemeyen adam ya samimi değildir ya da insan değildir. Evet. Ya da evliyadır. Samimi değildir. Şimdi. Ben VAR hakemiyim. Hakem çok kurnaz adamlardır. En safı benimdir işlerinde. Evet. En aptalı da benimdir. Alayı çok zekidir bunlar. Leblebi anlarlar. Şeytan gibidirler. Allah korusun böyle konuşuyorum. Yani anladınız siz ne demek istedim. En safı benimdir işlerinde. Ben şimdi sağdaki Sinan'ına zarar vermek istiyorum. Kaleci Arda çıktı. Evet. Onyekuru topu bu tarafa doğru tıkladı. Böyle giderken kendi ayağını vurdurttu veya kaleci vurdurttu. Onu tartışmayalım. Hakem penaltıyı verdi. Abdülkadir Ömür, hoca ne yapıyorsun dedi. O böyle yaptı. Bekle dedi. Buraya kadar her şey normal. Sinan dedi ki, penaltıyı verdi hakem Sinan, sağdaki Sinan. Ben. Trabzon'un aleyhine, Galatasaray aleyhine, maçın hemen başında Onyekuru kaleci Arda mücadelesinde. Dur ben şimdi Sinan'ı yakayım.
Sinan Bakdal ya devam et, attır penaltı. Tamam. Şimdi ben dün akşam evde bu pozisyonu seyrederken değil galiba filan dedim. Muhtemelen VAR hakemi diyecek ki, muhtemelen VAR hakemi diyecek ki, Ümit git bir daha seyret kardeşim. Şimdi VAR hakemi git bir daha seyret dediği an bir defa topa üzerinden atıyor. Sinan'ı, yani dünkü Ümit Öztürk'ü VAR aleti, vicdanı ve spor kamuoyuyla baş başa bırakıyor. Ya.